Yine yollara düştüm, yine geziyorum. Gezerken güzel güzel havalarda, güneşlik bir havada gerçekten güzel bir yerdeyiz. Denizli, Tavas ilçesi, Nikver kasabasındayım. Bıyıklarımla, şöyle şıklığımla güzel bir yere geldim. Gerçekten Yusuf Yürek'ten dedemizin dükkanına bir ziyaret ettik. Duyduğumuz gibi Tavas esnafından, bazı esnaf abilerimizden, terzi esnaflarımızdan diyorlar ki Yusuf Yürek'ten dedemizin makine ile işiyle uğraştığını duyduk. Esnaf kardeşlerimizin duyduğumuza göre bu makine işle uğraşan Yusuf Yürek'ten dedemiz maşallah, subhanallah, kurban olayım diyerek selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam. Nasılsın Yusuf dedeciğim? Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasıl bıyıklarım, beğendin mi? Elhamdülillah, çok güzel. Bıyıklarımla biz dünyaya geziyoruz, her tarafı geziyoruz. Size geldik, misafir olduk. Sağ olun. Allah Yusuf Allah dede olsun. Duyduğumu göre makine işi devam ediyor 2011'de. Terzilik makine işi devam ediyor. Sağ olduğumuz müddetçe bu devam edecek Allah'a. Buyur izniyle. Senden bir dinleyelim şu makineyle ilgili. Hayatını bir anlat kısadan bakalım. Valla beni hazırlıksız yakaladınız ama olduğu kadar bir şeyler anlatmaya çalışalım. Ben Denizli'li, Tavas kasabası, Tavas ilçesi Nikver kasabasından İsaoğlu, 1928 doğumlu Yusuf Yürek'tenim. Bu mesleke 1942 senesinde ilkokulun son sınıflarında başladım. Hala böyle devam ediyorum. Hayatım bir tarih deseni olabilir. Evet. Mesela biz 5 kardeşiydik. Babam rahmetli Nikfer'den Denizli'ye bez götürür. Oradan pamuk getirir. Bu şekilde bize zor geçindirirdi. Biz de ben de mektepte arkadaşlarla doğru dürüst bir oyun oynayamadım. Çünkü babam bizi 5 kardeşi zor geçindiriyordu. O günkü şartlar zor tabii. Bu şartları düşünerek ilkokulu bitirdim, terziliğe başladım. Babam da memnun oldu. Usta da dayımdı, halamın oğluydu. Onun yanında 5 sene çalıştım. Ondan sonra askere gittim. Askerden geldim. Evim damım yoktu. Bir tek oda yaptı babam rahmetlik. Biz evlendik, oraya girdik. Benim arkamdan kardeşim geldi. Ben başka yere askerden gelince 1951 senesinin 2. ayında Beyağaç'a gittim. Yani Eskire denirdi eskiden. Şimdi Beyağaç ilçe oldu. Orada çalıştım. Çoluk çocuk çoğaldı. Allah olmayanlara versin. Acılarını göstermesin. 5 tane kız, 3 tane oğlum var. Evet. Torunları sorarsan bugün için 25 taneden fazladır ama yarısını yolda görsem bilemem. Yusuf dede bizi baloncu dede diyorlar, baloncu dede. O, balon da yani ben 30-40 senedir böyle cebimden de balon eksik etmem. Bir tane versen şişirsen. Çocuklara veriyorum, sizi de verebilirim. Tamam Yusuf dede, evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi Yusuf dedem balon verdi, ben de balon şişiriyorum. Allah'a emanet olun Ali Bey. Yeter Ali Bey. Kuvvetin kalsın. Balon, çocuklarımızı sevindiren Yusuf Yürek'ten dedem bana da verdi. Ben de seviniyorum. Evet. Şu büyüklerimle balon aldım. Çok memnunum. Yusuf dedeciğim sağ ol, teşekkür ederim. Tamam, şimdi tamam. Yusuf dede bir de makine 2011 senesine girdik. Hala makinelerle uğraşıyorsun. Makineyle uğraşıyorum. Ben böyle vakit geçiriyorum. Kahveye gitsen pek fazla oturamam. Ancak bir çay içerim, kahveci gelmese hemen boşunu verir, gene dükkanda boş otururum, o kahvede oturamıyorum. Yani bu yaşa gelmemin sebepleri de tabii günde 5-6 kilometre yolum var yani, yol yürüyorum. Buyurun Ali Bey, ne diyorlar? Burada sen söyleyin, gençlerimize herkese yürüsün, spor yapsın evet, diyorsun Yusuf dede. Evimde mesafeli zaten camiye, dükkana. Bir de çalışsın değil mi gençlerimiz? De çalışıyorum, sonra efendim kahvede de sigara işi, gerçi bugünleri yok ama bunun da çok evet. Faydalarını gördüm. Sigara içmiyorum. Böyle kötü alışkanlığım yok. Evet. Allah'a bin şükür işte bu şekilde terzilikle, makine tamiratla, alıp satmakla bu şekilde ömrümün sonunu getirdim, getiriyorum. İşte nefes çıkıncaya kadar da böyle uğraşacağım. Misafirinizde Hasan dedemiz var. Hasan Topoğlu. Hasan sergisi de var. Onun Hasan amcam da zaten akrabamızdır ezelden. Evet. Şeydir, o da tarihi bir adamdır. O da çalışıyor. O da senin gibi çalışıyor. O da tarihi bir adamdır. Ne kadar böyle hayatı boyunca ilkokullarda, köyde, gençlerden, ihtiyarlardan evet. Herkesin resmi bunda bulunur. Bir kere doğru. Evet. Çünkü bu üzerinde durdum. Bu üzerinde gidiyorum. Evet. Hamdolsun evet.
arkadaşlar, belediyeye giremedik, arzu hacer edemedik, makineye geçemedik. Aynı şey amcaoğlu gibi gizmi dikemedik, edemedik. Zaten ha. Amcaoğlu olduğumuz için aynı yerdeyiz. Çalışma, işe tempo aynı. Görüşü de öyledir. Benim görüşüm yap, şabek gibi gider. Bunlar Nikver'e bir örnek kişiler bunlar. Evet. Bunlar aranmayacak yani, bulunmayacak. Ali Bey. Öyle. Tarihler, tarih sizde her Işık zaman tutan. Işık tutuyorsunuz. Evet. Hasan ve Yusuf dedeciğim. Hasan ve Yusuf dedemizin güzel güzel röportajlarını yapıyoruz. Biraz sonra çay içeceğiz. Yusuf dedem bize çay içirecek. Evet. Dayı Yusuf dedeciğim, şöyle şu makinelerinde yaptığın makinelerin, senin elin niye yemeği bunlar? Evet. El yemeği. Evet, bu terziler Tavas'tan duyduk. Esnaflar diyor ki Yusuf dede yapıyor, tamir ediyor, alıyor, satıyor. Evet. Hala bu merak var. Ölünceye kadar gidecek değil mi? Tabii devam edecek Allah izin verirse. Yani yapabildiği yere kadar devam edecek. Allah'ın. Bulunduğum binada bir talebe yurdu lojmanıdır. Burası? Burası. Ben burada kirayla oturuyorum. Hem oradaki çocukların şeylerini yapıyorum, sökük dikiklerini yapıyorum. Ne güzel bak. Öğrenciler yardım. Buyurun. Yusuf dede biraz sonra eve gideceğiz. Evde depoyu da göreceğiz. Evdeki makineleri de göstereceğiz. Sayın seyirciler, biraz sonra çaylarımız dedik. Çay geldi. Çayları içeceğiz. Bir mola verelim. Ben çay içeceğim. Peki. Teşekkür ederim. Benimki orta olsun. Çay benimki büyük olsun. Büyük kopu. Büyük olsun. Büyük bardak. Ben onu çok seviyorum. Şimdi çay, burası kahve uzak. Ben sizi çayda içeceğim kahvede. Efendim. Tamam, böyle. Bir şeyler de ikram ederim Allah'a. Teşekkür ederim Yusuf dedeciğim. Tamam. Bir mola veriyoruz.